Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zümer Suresi 27-37. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Andolsun ki bu Kur'an'da biz her türlü mesel, her türlü örneği insanlara verdik. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ta ki onlar bunlardan tezekkür etsinler, öğüt alsınlar diye. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okuduğumuzda ihtiyacımız olan her türlü misalin burada verildiğini görmekteyiz. Allah'ı anlatırken bir takım misallerle anlatmak, dünya hayatını anlatırken, ahiret hayatını anlatırken, geçmiş kavimlerin ibret verici hallerini anlatırken bu manada Allah-u Teala öğüt alabileceğimiz şeyleri, ihtiyacımız olan meseleleri Kur'an'da bize bildirmiş. Ve لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ta ki insanlar tezekkür etsinler. Bunları düşünsünler ve bunlardan ders alsınlar, öğüt alsınlar diye. قُرْآنًا عَرَبِيًّا, Arabi bir Kur'an olarak bunlar anlatıldı. غَيْرَ ذِي عِوَجْ, ve bunda herhangi bir eğrilik yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir eğrilik söz konusu değildir. İnsanların eserlerinde bir takım gözden kaçan hususlar olabilir. Okuduğunuz zaman sizi rahatsız eden ifadeler olabilir. Veya gerçeği yansıtmayan ifadeler olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim tamamı hak ve gerçek ve tamamen insanın ihtiyacı olan meseleler Kur'an'da anlatılmış. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ta ki o insanlar sakınsınlar diye, takva sahibi olsunlar, günahlardan uzak kalsınlar diye. Biraz evvelinde, bir önceki ayette لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, olur ki tezekkür ederler denilmişti. Burada da لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, olur ki sakınırlar. Önce tezekkür geliyor. Yani öğüt almak, ibret almak. İbret aldıktan sonra da insan gerçekten sakınmış olur. Söz gelimi zengin olanlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu örnek Karun örneğidir. Karun servetiyle mağrur oldu. Allah'ın ona verdiği imkanlarla gururlandı. Ve bunu Allah'a da nispet etmedi hatta. Ben kendi ilmimle bunları kazandım dedi. Ama netice itibariyle ne oldu? Sarayıyla beraber, hazineleriyle beraber yerin dibine geçirildi. Kur'an'da bu anlatılan bir örnektir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda, diyelim bir zengin burayı okuduğunda, herhalde kendine bir çeki düzen vermeye çalışır ve der ki acaba ben de Karun gibi miyim? Karun'un dediği gibi mi düşünüyorum? Onun gibi bir hayat mı yaşıyorum? Bakar ve kendine bir çeki düzen verir. Öte yandan mesela Firavun anlatılıyor. Bir insan idari bir makama gelmişse veya bir köyün ağasıysa veya bir müessesenin başındaysa Firavun'la alakalı ayetleri okuduğu zaman acaba ben de bulunduğum yerde küçük bir firavun muyum? Despot birisi miyim? Astığı astık, kestiği kestik, kimseyi dinlemeyen, kendini adeta bir Rab telakki eden, öyle bir alçak mıyım diye insan kendini kontrol edebilir. Ve böyle yaptığı zaman gerçekten kendine bir çeki düzen verir. Demek ki Kur'an-ı Kerim insanların öğüt alması için gerekli örnekleri vermiş. İnsanlar bunları okuduktan sonra, öğrendikten sonra öğüt alacaklar ve sakınacaklar. Yani yapılan hataları, eskide yapılan hataları yapmama çalışacaklar. Böylece korunmuş olacaklar. Ve bu korunmuş olmanın adı da takvadır. Takva sahibi olanlara müttakiler deniliyor. Ve müttakiler için diğer alemde tam bir kurtuluş vardır. دَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا, Allah şöyle bir misal getirdi. رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ, bir adam var ama pek çok kimse o adamla ilgili onun amiri durumunda ve bundan dolayı birbirleriyle bir çekişme halindeler. Ve رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, bir başka adam da var ki sadece onun tek efendisi var ve tek kişiye hizmet ediyor. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, hiç bunlar mesele olarak bir olur mu? Hiç bunların hali aynı mıdır?
Değerli izleyenlerim, burada anlatılan husus şu manada değerlendirilebilir. Önce misali anlamaya çalışacak olursak, diyelim ki bir er var, bu erin 10 tane komutanı var. 10 tane komutan, her biri bir anda o ere şöyle yap böyle et deseler, zavallı er ne yapacağını şaşırır. Ama bir tek komutandan emir aldığında, bir tek kişi ona emir verdiğinde gayet rahat bir şekilde emredilenleri yerine getirir. Böyle bir misal veriliyor. İşte tek bir Allah'a iman ettiğimizde, alemin Rabbi birdir. Bütün her şey Allah'tan emir alıyor. Burada bir problem yok. Ama diyelim ki tabiattaki maddeler her birisi kendi başına bir iş yapıyor. O zaman herhangi bir canlının meydana gelebilmesi için güneşin onda söz sahibi olması, havanın söz sahibi olması, suyun söz sahibi olması, tabiattaki unsurların onda söz sahibi olması gerekir. Bu ise içinden çıkılmaz bir durumdur. İşte bir insan tek bir Allah'a abd olduğunda Allah'tan gelen emirleri yerine getirir. Öte türlü diğer taraftan baktığımızda bu kadar değişik sebepleri bir insan nasıl memnun etsin? Hanginin keyfine göre hareket etsin? Demek ki tevhid yolunda tam bir istikamet var. Tevhid yolunda tam bir dengeli bakış var meseleye ve rahat var, huzur var. Elhamdülillah, yani hamd Allah'a mahsustur. Yani sadece Allah'a hamd edilir, başkasına değil. Bel ekseruhum la ya'lemun, ama onların ekserisi bilmezler. Onların ekserisi bunun böyle olduğunu bilmezler. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey peygamber, sen meyyitsin, onlar da meyyit. Meyyit ölü demek. Ey peygamber, sen ölüsün, onlar da ölüler. Tabii ayetteki ifade inneke setemutu tarzında değil. Belki meallere baktığımızda genelde böyle meal verilebilir de, yani sen öleceksin tarzda buna mana veriliyor. Halbuki ayetteki ifade, ey peygamber sen ölüsün. Onlar da ölü. Yani külliyatın garip sırrıyla, her gelecek yakındır sırrıyla, neticede hepimiz öleceğimize göre adeta zamanda bir seyahat yaptırıyor ayet-i kerime bize. Şu anda yaşayan insanları da birer ölü şeklinde gösteriyor. Rabıta-i mevt özellikle tasavvufta önemli bir esas. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzkürü zikre hadimin lezzat, lezzetleri tahrip eden, acılaştıran ölümü çokça zikredin buyuruyor. Dolayısıyla ölümü hatırlamak bir Müslüman açısından son derece önemli. Ölümü hatırlarken de ileride öleceğim tarzında değil de ben zaten şu anda ölüyüm, her gelecek yakındır sırrıyla kendini ölü tarzda görmek. İşte bazıları bunu hayalen yapmaya çalışmışlar ve hayalen kendini böyle kabre giriyor, yıkanıyor, daha evvelinde yıkanıyor, ardından işte namazı kılınıyor, ardından omuzlar üzerinde kabre götürülüyor, kabre bırakılıyor. Bu tarzda hayal ede ede neticede insan nefsine ölümü daha rahat kabul ettirebilir ve kendini adeta bir ölü gibi kabul eder. Ölülerin şu anda günah peşinde koşmaları söz konusu değildir. Bir ölü tutup da hadi bugün meyhaneye gidelim diyemez. Onun gibi bir insan da kendini mezarda, hayalen mezarda gördükten sonra meyhaneye gitme gibi bir arzusu varsa bile o arzusundan vazgeçer. Bu açıdan ölümü hatırlamak gerçekten önemli. Ama biz bunu illa hayalen yapmakla da mükellef değiliz. Fikren, Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade fikren bizi o noktaya götürüyor. Sen meyyitsin, onlar da meyyit. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sümme innekum yevmel kıyame inde rabbikum tahtasimun. Sonra kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizle hasımlaşacaksınız. Yani kimin kimde hakkı varsa diğer alemde birbirinden hakları alınacak. Hatta hadis-i şerifte boynuzsuz olan koyun boynuzlu olandan hakkını alacak. O bile nazara veriliyor. Bu aslında
adalet ilahiyenin tam tecellisi demektir. Hayvanlar mükellef değil. Ama diyelim iki koyun birbiriyle tokuşurken birinin boynuzu var, diğerinin yok. Diğerine biraz haksızlık olmuş oluyor. Bu durumda bunlar arasında bile bir kısas diğer alemde tatbik edilecek. Onların bile hakkı zayi olmayacağına göre şu dünya hayatında kim ne yapmışsa diğer alemde bunun karşılığını görecek. Haksızlık yapanlar bunun vebalini çekecek. Zulme maruz kalanlar, mağdur olanlar da bunun mükafatını diğer alemde elde edecek. Ve şu dünyadaki pek çok olayların neticesi diğer aleme kalıyor. Bu dünyada tam bir adalet tecellisi olmuyor. Normalde mahkemeler adaletin tecelli ettiği yerlerdir veya öyle yerler olması gerekir. Ama bazen bu gibi yerlerde adalet değil, haksızlık da tecelli edebilir. Ya delil yetersizliğinden veya yanlış bilgilendirmeden veya yalancı şahitlerden yanlış kararlar alınabilir. Yani burada bazılarına bir itham anlamında bunu söylemiyoruz. İnsan gaybı bilemediğinden yanlış hüküm de verebilir. Adaletin tecelli etmesi gereken yerlerde zulüm kendini gösterebilir. Bu manayı görmekteyiz zaten. Ama diğer alemde la zulmel yevm, artık o gün zulüm yok. O gün haksızlık söz konusu değil ve ahkemül hakimül olan Allahu Teala, her şeye hükmeden Allahu Teala, sereul hisab olan, hesabı çabuk gören Allahu Teala herkesin yaptığını zaten biliyor. Kayıtlarda da bunlar var. Ona göre karşılığını verecek. Femen azlamu mimmen kezebe alallah. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah'a yalan iftira etmek, mesela Allah'ın şeriki yoktur, Allah'ın şeriki var kabul etmek, Allah için bir yalan söylemek oluyor. Allah eş sahibi olmaktan, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Allah'ın çocuğu var demek Allah'a bir iftira oluyor. Böyle yapandan daha zalim kim olabilir? Ve kezzebe bis sıdkı idce'e, doğru olan kendisine geldiğinde onu yalanlayandan da daha zalim kim olabilir? Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bize getirmiş olduğu şeyler hepsi haktır, gerçektir ve doğrunun ta kendisidir. İşte hak ve hakikat bize geldiğinde eğer bazı insanlar yalanlıyorsa bunlar en büyük zulmü yapmış oluyorlar. Hukukullah'a riayet etmiyorlar, Allah'ın hakkını vermiyorlar. Eleyse fi cehenneme methvellil kafirin, kafirlerde cehennemde kafirler için yer mi yok? Yani elbette bütün kafirlere yetecek kadar cehennemde yer bulunmaktadır. Vellezî câe bis-sıdk ve saddaka bihi, ama birisi de var ki sıdkı, doğru olanı getiriyor ve onu da tasdik ediyor. Böyle olanlar ulaike humul muttakun, işte onlar müttakilerdir. Yani doğru olanı getiren ve doğru olanı tasdik eden, işte bunlar müttaki olanların, günahlardan kaçınanların ta kendileridir. Burada mesela sıdkı getiren Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, o sıdkı tasdik eden Ebu Bekir'i Sıddık, işari bir mana olarak buna da dikkat çekilmiş. Elbette bu manaya ayetin en azından işari manası var. Peygamberlerin özelliklerinden birisi sıdk özelliğidir. Onların haber verdikleri şeyler doğrudur. Ebu Bekir'i Sıddık da genel bir ifadeyle şunu söylemiştir: peygamber ne getirmişse o doğruyu söylemiştir. Malum Miraç olayında doğrudan peygamberimizden başta duymuyor Ebu Bekir'i Sıddık. Müşrikler peygamberimizin miracını duyduklarında heyecanla Ebu Bekir'i Sıddık'ın yanına varıyorlar. Ve diyorlar ki senin arkadaşın artık ne dediğini bilmez bir hale geldi. Dediğine göre işte sema alemlerine çıkmış ve oraları görmüş, bir miraçtan söz ediyor diyorlar. Ebu Bekir Sıddık o mu bunları söylüyor diyor. Evet, ondan duyduk diyorlar. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık tam bir teslimiyetle o böyle söylüyorsa elbette böyledir diyor. O yalan söylemez. Ve bu kendisine
sıddıkiyet ünvanını getiriyor. Ve sıddık tam tasdik eden, özü sözü bir olan, doğru olan böyle bir manayı ifade etmekte. Elbette sıddık olmak Ebu Bekir Sıddık'ın tek elinde değil. Yani sıddık olan sadece o değil. O yolda giden nice kimseler de bulunmakta. Hak'tan geleni tasdik edenler ayet-i kerimenin şumulu içerisine girmektedir. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Onlar için Rableri nezdinde diledikleri her şey var. Yani Rablerinden ne dilemişlerse, ne dileyeceklerse orada hepsi bulunmakta. Değerli izleyenlerim, aslında insanın ihtiyaçları bitmez. İnsan sonsuz ihtiyaç listesine sahip olan bir varlık ve insanın bu kadar muhtaç olması aslında onun kapasitesini de gösterir. Çünkü o kadar çok değişik kabiliyetler var ki bunların her birisi tatmin olmak istiyor. Ve insanın bu cami mahiyeti ebedden ve ebedi bir zattan başkasıyla mutmain olmaz. İnsanın kalbi, ruhu ancak bununla mutmain olacak durumdadır. İşte gerçekten sadık olan, sıddık olan kimseler için Rableri nezdinde istemiş oldukları her şey var. ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِنْ Bu muhsin olanların, Allah'ı görür gibi ibadet eden veya doğrudan kelime anlamıyla düşündüğümüzde güzel işler yapan kimselerin bir mükafatıdır. Yani هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنْ اِلَّا الْإِحْسَنْ İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. O insanlar Allah'ın rububiyeti karşısında güzel tavır sergilemişlerse, Allah'a ibadet, takva, ihlas, bu gibi güzel şeylerle gerçekten güzel şeyler yapmışlarsa, bunun karşılığı çok daha güzel olacaktır ve kendilerine çok güzel mükafat verilecektir. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ anhum, Allah onlardan örtecektir. اَسْوَ اَلَّذ۪ي amilu, yaptıkları en kötü şeyleri de örtecektir. Ve yecziyehum ecrahum bi ahsenillezî kânû yâmelûn ve yapmış olduklarının en güzeliyle de onlara mükafat verecektir. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten güzel bir müjde veriliyor. Bütün böyle hak yolda giden insanların, peygamberlerin müstesna yapacak olursak, bir takım hataları da vardır. Ve böyle olunca her insanın gerçekten kötü bazı amelleri de bulunmaktadır. Allah-u Teala bunların örtüleceğini söylüyor. Yani bir sansür mekanizmasından geçecek ve diğer alemde bunlar gösterilmeyecek. Diğer alemde o insan bunlarla rezil edilmeyecek, rüsvay edilmeyecek. Bu Allah-u Teala'nın onlara büyük bir lütfu, büyük bir ikramı. Ve Allah-u Teala onları mükafatlandırırken yapmış oldukları amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak. Yani insanın her ameli mükemmel olmayabilir. Ama arada mükemmel ameller de yapmışsa demek ki o bir seviye oluyor. O seviyeyi elde edince o seviyeden, o dereceden kendilerine mükafat veriliyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve ikramı. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ Allah kuluna kafi değil midir? Yani Allah kuluna elbette kafidir. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Seni onun dûnunda, onun dışında başkalarıyla korkutuyorlar. Rivayete göre müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demişler ki sen bizim ilahlarımıza söz ediyorsun, korkarız çarpılırsın. Ve bu noktada ayet-i kerime geliyor. Yani Allah kuluna kâfi değil mi? Elbette kâfidir. Onlar seni Allah'ın dışında bazı şeylerle korkutuyorlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ Yani Allah kimi saptırırsa artık o kimse için bir yol gösterici yoktur. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلِ Allah da kime hidayet etmişse, yol göstermişse onu da saptıracak yoktur. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامِ Allah aziz ve intikam sahibi değil midir? Yani Allah elbette azizdir. Onun hükmünün karşısında durulmaz.
ve o dilediğini yapar, yapmaya kadirdir. Öte yandan intikam sahibidir. Elbette kendini inkar eden ve kafa tutan, serkeşlik yapanlar için taraf ilahiden bir ceza olmaktadır ve verilecektir. Cenab-ı Hak layıkıyla abdolmayı, layıkıyla Cenab-ı Hakk'a kulluk etmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.